Merhaba arkadaşlar. Bugün Scratch programıyla elma toplama oyununu yapacağız. Bu oyun için bize iki kukla gerekiyor arkadaşlar. Elma ve sepet kuklası. Ben bunları internetten kendim indirmiştim. Şöyle elma ve sepet kuklasını kullanacağım. Sahne içinde arkadaşlar internetten indirdiğim şu resmi kullanacağım. Şimdi bunları programa ekleyelim. Sahneyi arkadaşlar şuradan değiştiriyoruz. Sahne için Scratch'in kütüphanesindeki sahnelerden birini kullanabilirsiniz. Ben bunlardan birini değil de kendi indirdiğim resmi kullanacağım. O yüzden şuradan dosya aç'a tıklıyorum ve şu resmi seçiyorum. Bakın sahnem değişmiş oldu. Bu kedi kuklasını kullanmak istemiyorum. O yüzden bunu siliyorum. İnternetten kendi bulduğum kuklaları ekleyeceğim şimdi. Bakın şuradan dosya aç'a tıklıyorum. Elma ve sepet kuklasını programa ekliyorum. Elma ve sepeti programa ekledim. Bunlar biraz büyük. Bunları küçültmek istiyorum. İlk önce elmayı seçeyim arkadaşlar. Bakın şurada küçült düğmesi var arkadaşlar. Buna tıkladığınız zaman bu şekilde elmayı küçültebilirim. Şu yeterli. Sonra sepete tıklıyorum ve sepeti de biraz küçülteyim şöyle. Bu da yeterli. Şöyle sepeti aşağıya doğru sürüklüyorum. Şimdi arkadaşlar programa başlamadan önce bir değişken tamamlamam gerekiyor. Şuradan veriden bir score değişkeni tanımlıyorum. Score diyeyim buna. Bakın skorun başlangıç değeri 0. Elma sepete değdiği zaman skor değerim 1-1 artacak. İlk önce arkadaşlar sepetin programını yazacağım şimdi. Sepetin sağa sola doğru hareket etmesini istiyorum. Bu yüzden sepetin programını yazmaya başlıyorum şimdi. Olaylardan şu tıklanınca bloğunu alıyorum. Sonra bu sürekli tekrar edeceği için arkadaşlar şu kontrol tuşundan sürekli tekrarla bloğunu alıp buraya sürüklüyorum. Sepetin sağ ve sol ok tuşlarıyla hareket etmesini istiyorum. Bu yüzden eğer ise bloğunu şuraya sürüklüyorum. Şimdi sağ tuşa basılı olup olmadığını kontrol etmek için şu algılamadan şu tuşa basılı mı ifadesini getirip şu eğer ifadesinin üzerine bırakıyorum. Ve şu boşluk yerine sağ oku tıklıyorum. Sağ ok tuşu basılı mı? Eğer basılıysa benim sepeti hareket ettirmem gerekiyor. Bu hareketten x'i 10 artır diyorum. Bakın şöyle. Şimdi aynı şeyi sol tuş için yapacağım. Yine kontrolden eğer fonksiyonunu alıp şuraya ekliyorum. Algılamadan tuşun basılı olup olmadığını kontrol ediyorum. Eğer sol ok tuşu basılı ise sepeti bu sefer sola doğru hareket ettireceğim. O yüzden sepetin x değerini eksi 10 yapıyorum şurayı. Bakın şimdi arkadaşlar kontrol edelim. Bakın tıklanınca sol ok tuşuna basınca sepetim sola doğru hareket ediyor. Sağ ok tuşuna basınca da sepet sağa doğru hareket ediyor. Sepetle ilgili yazacağım kodlar bu kadar arkadaşlar. Şimdi elma için kodları yazmaya başlayalım. Yine olaylardan arkadaşlar tıklanınca ifadesiyle başlıyorum. Skorun başlangıçta 0 olsun istiyorum. Buraya skoru alıyorum. Elmamın rastgele bir konumda olmasını istiyorum başlangıçta. O yüzden şunu seçiyorum arkadaşlar. Bakın şunu fare oku yerine rastgele konum diyorum. Elmam rastgele konuma gitsin. Fakat elmamın yüksekliği de 150 olsun arkadaşlar. Başlangıçta 150'den başlasın. Şimdi elmam bakın rastgele bir yere geçti. Elmam da arkadaşlar sürekli hareket edeceği için şu kontrol bloğundan sürekli tekrarla ifadesini alıyorum.
Elmam aşağıya doğru düşeceği için elmayı hareket ettirmek için y'yi eksi 5 artır diyorum. Bu elmayı aşağıya doğru, bakın gördüğünüz gibi aşağıya doğru elmamı düşürüyor. Burada elmamın sepete değip değmediğini kontrol etmem gerekiyor. O yüzden kontrol bloğunda eğer ise ifadesini alıp şuraya sürüklüyorum. Eğer sepete değdiyse ifadesini, bakın şuradan algılamadan, şu algılamadan fare değdi mi? Bakın şunu eğer fonksiyonun üzerine bırakıyorum ve bu fare oku yerine sepeti seçiyorum. Eğer sepete elma değdiyse skorumu 1 artır. Veriden skoru alıp 1 artırıyorum. Skoru artırdıktan sonra rastgele bir konuma gitmesini istiyorum. O yüzden şuraya rastgele konum diyorum ve yine elmam yüksek bir yerden düşeceği için y değeri de 150 yapıyorum. Bu y'nin 150 olması arkadaşlar elmanın en yüksek yerden düşmesini sağlıyor. Bakın şimdi programı şöyle bir çalıştıralım. Bakın sepete değdiği zaman skorum 1 artıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi elmanın kodlarını yazmaya devam edelim. Elmam yere düştüğü zaman arkadaşlar tekrar yüksekten düşmesini istediğim için buraya da bir eğer fonksiyonu koymam gerekiyor. Şöyle. Eğer elmam yere düştüyse, bakın şunu da şöyle yapayım. Şu işlemlerden şu küçüktür ifadesini alıp şuraya tıklayayım. Eğer elmam yere düştüyse, yani elmamın y konumu, şöyle şöyle yapayım. Eğer elmamın y konumu eksi 153 ise elmayı tekrar en yüksek noktaya getirmesini istiyorum. Şöyle yine rastgele bir konuma git ve y değeri yine 150 olsun. Programın bu kısmı arkadaşlar elmam yere düştüğü zaman tekrar en yükseğe çıkmasını sağlıyor. Şimdi programı bitirmemiz gerekiyor. Bunu da arkadaşlar şöyle skorum 10 olduğu zaman programı bitirelim. Bunu yazmak için de arkadaşlar ilk önce şurada yine bir kontrol ifadesini alalım. Eğer ise ifadesini alıp şuraya sürüklüyorum. Ve işlemlerden şu eşittir ifadesini alıp şuraya sürüklüyorum. Bakın skor değerim 10 olduğu zaman skor değerim 10 olduğu zaman şuradan kazandın desin ve programı bitirsin. Şurada hello yerine kazandın diyelim. Kazandın diyelim ve bütün çalışan programları durduralım. Onu da şu kontrol kısmından yapıyorum arkadaşlar. Bakın hepsini durdur ifadesi var. Bu komut arkadaşlar programda çalışan her şeyi durdurur. Onu da şuraya ekliyorum. Kazandın ifadesi yazsın ve her şeyi durdursun. Program bu şekilde arkadaşlar. Şimdi programı test edebiliriz. Hatta büyük ekranda görelim, test edelim. Şöyle ekranı büyüteyim. Şu bayrak ifadesi programı çalıştırır arkadaşlar. Şu kırmızı tuş da programı durdurur. Bayrağa tıklıyorum ve programı çalışmaya başlıyor. Bakın. Elma sepete değdiği zaman skorum 1 artıyor. Bakın şöyle. Evet, skor değerim 10 olduğu zaman da kazandın ifadesini yazıyor. Bu programda arkadaşlar elma sayısını artırabiliriz. Şöyle tekrar elma kuklasından bir tane daha alalım. Bakın elmadan bir tane daha aldım. Bu elmayı biraz küçülteyim tekrar. Şöyle. Bakın iki tane elmam oldu. Bu kodları tekrar yazmama gerek yok arkadaşlar. Bakın şu kodlar üzerine tıklayıp kopyasını çıkart diyorum ve bakın diğer elmaya gelip bırakıyorum. Diğer elmada da aynı kodlar oluşmuş oldu. Şimdi programı tekrar çalıştırıyorum. Bakın
İki tane elmam olmuş oldu şimdi. Elmalar sepete değdiği zaman skor değerim artıyor arkadaşlar. Şimdi yazdığım kodları tekrar edelim arkadaşlar. İlk önce sepetin kodlarını yazmıştık. Sepetin sağa sola doğru hareket etmesini istediğim için ve bunu sürekli olmasını istediğim için ilk önce sürekli tekrarla komutunu aldım. Ve burada bir eğer fonksiyonu kullandım. Eğer sağ ok tuş basılı ise x'i 10 artır dedim. Yani x'i 10 artır demek sepeti sağa doğru yürüt anlamına gelir. Eğer sol ok tuş basılı ise x'i eksi 10 artır dedim. Bu x'i eksi 10 artır demek arkadaşlar sepeti sola doğru hareket ettir anlamına gelir. Sepet için yazdığım kodlar bu kadardı arkadaşlar. Elma için de arkadaşlar yazdığım kodlar şu şekilde. İlk önce skor değerini 0 yaptım. Başlangıçta skor değerim 0 olsun. Elmayı rastgele bir konuma getirdim. Ve elmam en yüksek yerden düşmesini istediğim için elmanın y değerini de 150 yaptım. Elma sürekli düşeceği için şu sürekli tekrarla komutunu kullandım. Ve elmanın düşmesini istediğim için de elmanın y değerini eksi 5 artır dedim. Bu y'yi eksi 5 artır ifadesi elmanın düşmesini sağlıyor arkadaşlar. Eğer elman sepete değdiyse skor değerini 1 artırmayı da şu blokta yaptım. Eğer elmam yere düştüyse elmayı rastgele yine en yüksek yere getir dedim. Bunu da şu blok sayesinde yaptım. Eğer skor değerim 10'a ulaştıysa kazandın de ve programı durdur dedim. Yazdığım program bu şekilde arkadaşlar. Siz de evde Scratch programıyla bu oyunu yazmayı deneyebilirsiniz. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.